Ah Muazzezciğim, yardıma gelemedim. Bütün işler de sana kaldı. Zahmet oldu vallahi. E olsun canım, siz misafirsiniz. Buyurun lütfen. Muhteşem bir sofra donatmışsınız. Bir kuş sütü eksik. Sağ ol. Geçelim. Buyurun. Aa, hoş geldiniz çocuklarım. Hoş bulduk. Aa, anneciğim, babacığım, siz hangi ara alışverişe çıktınız da bu korkunç kıyafetleri aldınız? Muazzezciğim verdi. Vallahi onun sayesinde babanla havaya tatile çıkmış gibiyiz. Ha, korkunç güzel yani. Teşekkür ederiz Muazzezciğim her şey için. Rica ederim kızım. Hadi siz de ellerinizi yıkayın, sofraya buyurun. Tamam. Hemen geliyorum ben. Tamam anneciğim, ellerimizi yıkayıp geliyorum ben de. Oo, zeytinyağlılar fevkaladenin fevkinde olmuş. Ayten kızımın marifeti hemşireliği kadar aşçılığı da mükemmel. Çok sağ olun Muazzez Hanım. Afiyet olsun. Siz Hakkı Bey'in hemşiresi misiniz? Evet. Yani ilk günden beri ben ilgilendim Hakkı Bey'le. Evin kızı. Hakkı Bey nasıl? İyi Hakkı Bey, nasıl olsun? İyi olacak yani demek istiyor. Hakkı Beyciğim eve geldiğinden beri yüzünde bir tebessümle uyuyor garibim. Oğlum. Allah Allah. Kim bu ya? Dolu. Ya dur ortağım, bir şey söyleyeceğim. Dur bir dakika ya, elimi yıkayacağım. Ne yapıyorsun ya? Ne yapayım, sen nasılsın, iyi misin? Tamam, tuvaletteyim. Yatılıp, okul tuvaleti mi burası Allah aşkına? Sıranı bekle, hadi çık. Yok, bir şey olmaz. Ne olur şurada yıkasam. Tamam, hadi al. Ver de bunu, ver. Benim şimdi bir daha. Allah Allah. Allah, saç patlama bak. Ne yıkıyorsun? Ne yapıyorsun? Yıkadım ben elimi ya. Temizle zaten. Düzgün yıka bak, ölçün o halini. Ya ne elimi sabunluyorsun? Ben temizlemiştim, çıkıyordum ya. Ondan soracağım. Tırnak kontrolü de yapacağız, tamam mı? Allah, hadi tamam. Bak, şu anda da bir şey var. Aa, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya, ne yapıyorsun? Sen temizlen, elini yüzünü yıka. Mikroplar böyle yüzünlükleri şurada valla sivilcelerin çıkar. Bir şey söyleyeyim. Abartıyorsun. Elini yüzünü yıkamak diye bir tabir var. Ama dur, abartıyorsun. Elini... Bak, ben sana söyleyeyim, abartıyorsun. Hayır. Gerçekten mi? Evet. Bir şey olmuş. Tamam. Demir, kapat şunu. Kapat, ne yapıyorsun? Üstüm başım gitti ya, şu haline bak. Bir şey söyleyeceğim. Bahçedeki yemeğe bizi bekliyorlar. Nasıl gideceğim ben bu halde? İffet'teki Faruk Peker gibi olmadım ben. İffet, Cemil ben. Denderederim. Demir, üstüm başım çok ıslandı. Ben bu şekilde aşağı yemeğe gidemem. Tamam be ortağım, tamam ya. Ev yandı diye, neşelen diye yapıyorum ben bütün bunları. Allah Allah, tamam ben bir şeyler getiririm sana, merak etme. Hayır git, hallet tabii, getir yani. Ayarsız. İki su attık ya. Hiçbir şeyin ayarı yok. Sırılsıklama oldum. Dönderederim. Duyuyorum, oradasın hala. Git kıyafet bul, bir şey yap bana. Nerede kaldı bu kız? Ben gidip bir bakayım. Aa, oturun ona. Efendim siz, bir genel hanımcığım. Ayça, git bak bakalım abinlere kızım. Of anne ya, of. Yok, iyi işte. İyi. Ne var? Ya arkadan şunu şeyini çıkar. Arkama geç. Arkana mı geçeyim? Buradan yaparım ben ya. Tamam, çıkar o zaman. Çıkar. Sen, siz ne yapıyorsunuz ya? Çıktı. Ya sen nasıl benim kıyafetlerimi giyersin? Evet, evet Ayçiciğim. Kusura bakma. Çünkü abim beni tuvalette... Islattım onu. Ya bana ne ondan ya? Ben daha giymedim onları. Etiketler duruyor üstünde. Ya tamam Ayçiciğim ya, çıkartırım. Kusura bakma. Zaten hiç yaşımın kıyafeti değil bunlar. Yani yakışmadı da biliyorum. Evet yakışmadı. Bravo. Yani sonunda bunu anlayabilmişsin. Ben daha giymem zaten onları. Kızın evi yandı ya. Biraz anlayışlı ol. Anladım, ne yapayım? Islandı kız. Yani ıslattım kızı şeyde, tuvalette. Mecbur seninkileri verdim. Benimkileri verecek halim yok.
Tamam hadi uzatma, hadi yallah. Tamam ben alacağım sana abi yenisini alacak. Hadi boncuğum benim, kaçma. Aa. Hadi kız sen de yürü. Yok ben gelmeyeyim ya. Çok kısa bu gerçekten. Ya Boğaz'da gece kulübüne gitmiyoruz. Bizim bahçeye gidiyoruz. Hadi yürü. Annem kızacak ya. Yürüsene bakayım ya. Bakma. Bakmıyorum ben. Ben bakmıyorum. Nereye gidiyorsun? Gel. Nereden? Balkondan. Aa, üstüme iyilik sağlık. Bu ne kıyafet böyle? Ne güzel olmuş. Niye kızdın Sügen amca? Olur mu Muazzezciğim? Bu yaşlı kıza bu yakışır mı? Anneciğim benim kıyafetim mi kaldı Allah aşkına? İşte Ayça verdi. Teşekkür ederim Ayça'cığım. Canım sen karışmasana ne giydiğine. Görürsün sonra. Anne ben ne yaptım ya? Oğluşum. Hadi musakka al. Alayım anneciğim. Nil, sen de al çocuğu. Musakka. Ha, alırım tabii ki. Niye almayayım? Oo, yine döktürmüşsün Muazzez teyze. Aa, bir yaşıma daha girdim. Kızımız musakka alıyor. Kızım sen patlıcan sevmezsin ki. Ha, severim aslında. Hatta daha önce geldiğimde de Muazzez teyze musakka yapmış. Muazzez teyzenin musakkası müthiş. Evet, sen seviyorsun diye yine yaptım zaten evladım. Ha, ben kötü yapıyorum yani. Bir kere böyle musakka olmaz ki. Baksana kıymadan patlıcanlar gözükmüyor. Figen Hanımcığım, musakka bir Antep yemeğidir. Biz Antep'te bunun kıymasını bol tutarız. Muazzezciğim, musakka benim memleketim Aydın yemeğidir. Ha, bir ara Yunanlar da sahip çıkmaya kalktı ama nerede? Figen Hanımcığım, musakka ne Türkçe ne Yunanca bir kelime. Musakka Arapça bir sözcük. Yani Yunanlardan sonra musakkaya Antepler de sahip çıkmaya başladı desenize. Antep'imizin mutfağı dünyaca bilinir efendim. Sizin Ege'de böyle kılçıklı börünceden başka ne var acaba? Ben size bizim Ege'nin otlarıyla 40 tane meze yaparım buraya. Anca işte otlarla meze yaparsınız Figen Hanımcığım. Ben 80 çeşit yemek yaparım etten Antep mutfağından. Ya Muazzezciğim, yarın akşam ben de size Ege mutfağından bir masa kurayım da görün. Böylece de Türk mutfağının seçkin yemeklerini tatmış oluruz. Türk kahveleriniz de benden o zaman. Aa, otur sen kızım. Ayça ile Ayten yaparlar. Yok yok Muazzez teyze, ben yapmak istiyorum. Ayten, hadi kızım sen cezveyle kahvenin yerini göster Nil kızıma. Tabii ben göstereyim. Optik, değerlenmeyiz değil mi? Oraların var ya nasıl tutulmuş. Bak, tutulmuş elleri... tutulmuş, çok çalışıyor ya. Az şekerli mi dedin demin, ben duymadım onu. Hayır, ben yeterince tatlıyım, sade olsun. Sade, sade, az şekerli, şekerli. Biraz daha şöyle koyuyorduk. Değil mi? Şekeri de en son fincana. Ya ben bir şey sormak istiyorum. Şu elektrikli kahve makinelerinden var mı? Yok. Ya işte. İşte ben cezveyle yapınca köpüğünü yapamıyorum. Yani olsa çok iyi olurdu. Ya bence de çok güzel olurmuş. Ama bence sen zaten çok güzel yapıyorsun. O yüzden ben istersen fincan takımlarını getireyim mi? Tamam tamam, lazım olacak. Teşekkürler. Yalancı optik. Bağırma. Sen makineyle kahveleri yap köpürt. Ondan sonra ben yaptım diye bize itele. Annemlere yalakalanmak için yok ya. Ya ne alakası var canım? Al işte bak cezveyle yapıyorum. Ama sen diyorsan ki ben böyle bol bol köpüklü seviyorum. Ona da benim bir çözümüm var. Öyle miymiş? Tükürük. Tükmük. Yapıyorum işte ya, hayret bir şey. Ne yapıyorsun? Böyle miymiş sen kahveyi? Ne yapıyorsun? Köp gitti, köpük möpük kalmadı. Hepsi ocağın üstüne döküldü ya. Dur ne yapıyorsun? Bağırma ya, ben yaptım zannedecekler ya. Nil'in sesi miydi o? Yok canım, sana öyle geldi. Ne alakası var?
Demin nerede? O da kahve yapmaya gitmedi herhalde değil mi? Figen Hanımcığım, benim oğlumla sizin kızınıza zarar gelmez, merak etmeyin. Ay, ilahi Muazzez Hanımcığım, ben öyle bir şey söylemek istemedim. Ya benim kız son günlerde çok asi. Eskiden böyle değildi. O yüzden aklım hep onda. Gelirler gelirler, bahçede dolaşıyorlardır herhalde. Canım, evin içinde ne olabilir ki zaten Figen'cim? Ben bir kahveleri içmeden önce bir lavaboya gideyim hadi. Bak bu sefer birlikte başardık. Hadi bakalım. Hop! Demir, yapma Demir, bırak. Demir dökülecek şimdi. Demir yapma ne olur, bak gözünü seveyim, bir rahat bırakmadın beni. Bırakmam. Demir yapma, yanacağız şimdi, yanacağız. Bırakma. Yanacağız, yanacağız. Bırak kızımı! Ne oluyor ya? Anne ne oluyor? Ben şey sandım da. Ne sandın? Ay, ne bileyim ben be. Figen Hanım, bir benim iş ortağım. Sadece şakalaşıyorduk. Ya Demir, yok anne, artık. Anne beni rezil ediyorsun. Kızım, bak azılı bir çapkınla aynı çatı altındasın. Sen gel kızım bu gece bizimle yat ha. Ya ben yedirtmem seni ona. Anne ne diyorsun hala sen ya? Çocuk değilim ben, bırakır mısın lütfen? Dur, çekil, çekil, ben düzeltim, ben götürürüm onları tamam, içeri, git. Tamam, anne, ben şunları temizleyip öyle geleceğim. Lütfen çıkar mısın şuradan? Aman be. Hiçbir oldum ya. Efendim ne demişler? Cana gelmesin de mala gelsin ama tabii müteessir... Muazzezciğim, Nil duymasın, yarın onun doğum günü. Ah ne güzel. O zaman Nil kızıma yarın bir sürpriz parti hazırlayalım. Bizim Ayça, yani kızım diye söylemiyorum, çok güzel pasta yapar. Nil'in pastası Ayça'dan. Ben mi yapacağım? Tamam, bunu yüksek sesle söylemeyelim. Geliyor, duyacak. Şşş. Geliyor. Maşallah, maşallah. Gel, getir çocuğu. Sadeler, ortalar. Sizin sade miydi hanımefendi? Sade efendim. Buyursunlar. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Zalim, oradan bana bir tane lokum. Ha Mustafa, sen mi geldin? Hoş geldin. İyi akşamlar. Ben geldim Muazzez Hanım. Hakkı Bey'in laptopunu getirdim. Hakkı Bey'in laptopu mu? Hay Mustafa, Allah cezanı vermesin. Ya efendim, Hakkı Bey'in eski laptopunu ben kullanıyorum da bozuldu. Hmm. Eksik olmasın, Mustafa götürdü, yaptırdı onu. Sağ ol Mustafa'cığım, koy çocuğum şuraya. Bak şuraya bırak. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar Mustafa. Ben şey yapayım, laptop burada yani rutubet var ya, çiğ yağıyor. Odaya alıp çıkarayım diyorum. Laptopu bozulur, siz sohbete devam edin. Hadi. Görüşürüz. Aman aslanım benim, paşam. Bu ne ya böyle? Ne oldu Hakkı Bey, niye panikledin? Yani ne demek niye panikledin ya? Ev kalabalık, bilmiyor musun? Ya kapıdan odaya birisi girerse hemen? Doğru. Bak Mustafa bilgisayarını getirmiş, yapılmış. Hı. Yarın da onu Demir'e veririz, büroya Neco'ya götürür. Yo, bu kalsın bu. Bu güzel bilgisayar bu. Bu bende kalsın, sen benimkini ver Neco'ya. Ay, o nasıl olacak, o Neco'nun bilgisayarı? Ne yapalım ya, Allah Allah. Bu hızlı. Bunun interneti çok hızlı. Benimki öyle değil ki. Donuyor, efendim ısınıyor, çok ısınıyor. Bu çok hızlı bir interneti. Süratli. Sonra bunda çok program var. Neler var bir görsen. Hakkı Bey ne diyeceğiz Neco'ya? Hakkı amcan bilgisayarına el mi koydu diyeceğiz. Ya öyle denir mi tabii? Sen bir şeyler uydurursun işte ya. Allah tövbe Allah. Tövbe. Sen iyicene çocuklaştın Hakkı Bey.
kızım. Ev çok kalabalık. Misafirler gidene kadar gözün üstünde olsun. Siz hiç merak etmeyin. Yani ben gerekirse Hakkı'nın kapısının önünden bile ayrılmayacağım. Özellikle Figen Hanım'a çok dikkat et. Aman diyeyim. Anne, benim odamdaki yatak ne acaba? Nil seninle beraber yatacak. İtiraz istemiyorum. Yok artık anne ya. Yeter yani. En sonunda ben kaçıp gideceğim evden, ne olacak? Bana bak Ayça, sessiz ol. İnsanlar mağdur. Evleri yandı insanların. Bu nasıl mağduriyet anne? Bütün gün havuz başına yatıp güneşlendiler. Ayça, beni hasta etme. Nil'e de terbiyesizlik etme. Çabuk git yatağına yat. Yolarım seni. Hadi çabuk, çabuk. Beni sinirlendirme. Yeter artık. İyi geceler babacığım. Hadi kızım, sen de yat buraya. Yat anneciğim, yat. Geri yat bak. Üçümüz çok güzel yatarız biz seninle. Oh, çek üstünü örtüyü, çek çek. Hadi iyi geceler, hadi. Oh. Anneciğim, niye sıkışıyoruz burada üçümüz aynı yatakta? Yanında yatak var işte, ben geçeyim buraya. Sıkışmaz, çok rahatlıyoruz. Bak bak, rahat rahat. Hadi uyat, yat. Figen, yan odada yatacaklar zaten. Bir şey olursa kalkar gideriz. Salim, sen buradan kalkıp gidene kadar her şey olur, her şey. Anneciğim, benim uyumam lazım. Ne olursun bak, yarın tonlarca işim var işte. Geçeyim, yatayım yandaki odaya. O zaman bana söz vereceksin. Bak, odanı arkadan kilitleyeceksin. O demir denen haydut mutlaka bu gece senin odana sızmaya çalışacaktır. Tamam anneciğim, sana söz veriyorum. Kapımı kilitleyeceğim. Hatta sen o kilit sesini de duyacaksın. Bak tamam, şimdi. Kontrol de. Hadi iyi geceler. Tamam, kontrol de. Hadi. Tamam hadi. Anneciğim. Hadi iyi geceler. Hadi dikkat et. İyi geceler. Aklın sende kalacak. Hadi iyi geceler. İyi geceler canım. İyi geceler. İyi geceler. Hadi söndür, yatalım artık. Kaç oldu? Bana da bırak azıcık. Al. Ne rahat adamsın. Ne rahat. Hadi Allah rahatlık versin. Öleceksin. Ödümü patlattın Demir. Ben bunun intikamını alırım senden. Ben bunun intikamını alırım. Ne yapacaksın? Kulağımın dibinde bana mı patlatacaksın? Başına gelecek görürsün. Aklını alacağım senin. Dilin tutulacak. Gece uyuyamayacaksın. Ya neyin başına gelince? Ayrıca sen başı falan boş ver. Hayat ne acayip değil mi? Niye dedik şimdi sen? Neden böyle bir şey söyledin dururken? Bilmem. Böyle ilk defa aynı çatı altında kalacağız. Belki ondandır. Hayır. Saçmalama. Yok öyle bir şey. Ben Ayça'nın odasında kalacağım. Aynı çatı matı altına. Şişt. Bir daha duymayayım. Sen de söyleyeyim bir şey. Bakma öyle. Ayça'nın odası bu evin çatısının altında değil mi? Sen onu diyorsun ya. Sen ne dedin? Ben saçmaladım, biraz şey zannettim. Hani aynı yastığa baş koymak gibi. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bir şey söyleyeceğim. Peki yatmadan bir iyi geceler öpüşü ister misin? Ama tokat atmayacaksan tabii. Annem kızar. Ben gidiyorum. Arkamdan gelmeye kalkma sakın, tamam mı? Bağırırım bak, kapıyı da kilitleyeceğim zaten. Tamam Muazzez Hanımcığım. Tamam. Siz hiç merak etmeyin. Ben herkese haber edeceğim. Tamam, oldu. İyi günler. İyi günler. Günaydın Fadime abla.
Günaydın. Bak ne diyor doğum. Şimdi Muazzez Arim aradı. Akşama doğum günü edeceklermiş Nile. Sürpriz dedi, tamam mı? Gerçekten mi? Doğum günü mü? Ay, doğum günlerini çok severim ben ya. İnanmıyorum. Hediyemi de almıştım zaten. Ben de aldım. Sen ne aldın? Halı yıkama makinesi. Oo. Oo. Büyük hediye. Çeyizin de falan artık. Ne iyi oldu bak birlikte gelmemiz. Bu sayede geç kaldım derdi de ortadan kalktı. Yarış devam ediyor vallahi. O da ilk giden kazanır. Ne? Demir, haksızlık ama bu. Bak şimdi mi söylenir? Nasıl yetişeceğim sana? Seni yürümenle benim koşmam bile eşdeğer değil. Gül bakalım Demir efendi. Son gülen iyi güler demişler. Çıkıyorsun. Günaydın. Günaydın, günaydın. Allah Allah, triplere bak ya. Ne olmuş bunlara böyle aynı evde kaldıktan sonra bir şey olmuş, iyi anlaşılır. Tövbe tövbe. Kız bunlara ne oldu da böyle oldular? Günaydın. Ne yapıyorsunuz ya? Günaydın, enerjik. Bu ne mutluluk böyle? Ya sırtım günler sonra ilk kez bir yatak gördü ya. Nasıl yani? Şahane. Şey ya, dün 5 yıldız otelde kaldım da. Ondan sonra böyle sauna, buhar banyosu efendim, işte böyle bir taşlar maşlar koyuyorlar. Sonra bir tane masaj, sonra sıcaklaşa böyle bir yatıyorsun, ağız suyu akıyor zaten. Oha, nereden buldun sen bu kadar parayı ki? Muazzez teyze verdi ya. Ne Jo? Ya Muazzez teyze sana o parayı niye verdi? Sen ev tut diye verdi herhalde değil mi? Git böyle kendini yoğurdur, kızlara masaj yaptır diye vermedi yani. Ya sen masaja taktın. Ya aklına ne kadar pis şeyler geliyor. Bu öyle değil ya, 5 yıldızlı otel masajı ya, normal böyle kuluçlara ayırmalı. Başlayacağım senin kuduncuna ya. Yok ya. Bundan olmaz, ben anladım. Olmaz senden. Yok yani. Günaydın. Sana da... He. Ya alt tarafı 1350 lira para verdim ya. Ben kendimi bir kere şımartamayacak mıyım ya? Nedir yani, bir California roll yemeyecek miyim ben ya? Rufunda otelin. Masajdan sonra, sıcak taştan sonra. Daha güçlü. Bakayım ne kadar güçlü. Demir Bey. Demir Bey. Efendim. Tam da konuştuğumuz gibi o güne ait güvenlik kameralarının kayıtları. Tüm günün görüntüleri var yani elimizde değil mi? Şu an göreceğiz. Evet, hepsi var orada. Hani kameralar arızalı diyordun patron. Yaptırdık bir ara. Güvenlik şirketinden istedik, kayıtları yolladılar. Ama içinde ne var bilmiyorum. Henüz izlemedim. Evet, ben de izlemedim ama izleyeceğiz birazdan hepsini. Bütün günün kayıtlarını izleyeceğiz. Suat'cığım. Şimdi bunun içinde bu kayıtlarda her şey var mı? Nasıl? Evet, bütün günün kaydı, her şey var. Hepsi var. Oynatalım Çisi'cim. Çisi'cim oynatalım. Ben izletmem bunları. Ne oluyor ya? Neco, ne yapıyorsun? Neyi izletmem ya? Versene Neco şunu. Bu kayıtlar çünkü gerçeği yansıtmıyordur. Ya Neco, daha seyretmedik bile. Versene şu CD'yi. Hayır, bunun montaj olmadığını nereden biliyorsun? Şantaj bile olabilir. Bunun içinde ne olduğu belli değil ki. Neco, manyaklaşma. Ver şunu. Tamam, itiraf ediyorum ben. Neyi? CD'yi izlediğinizde beni göreceksiniz. Pamuk Şekerci'ye parayı ben verdim dönme dolabı durdursun diye. Ne? Nasıl yani? Sen yaptın yani. Sen niye yaptın böyle bir şey Neco? Cisil'le baş başa kalabilmek için ve romantik anlar yaşamak için. Hadi ya. Tamam, tamam, gülme. Gülme işte. ne olacak şimdi? Benim masrafımı kim karşılayacak? Hanımefendi, sizin de gördüğünüz gibi bu işte bizim sorumluluğumuz hiç yok. Arkadaşın romantik fantazilerinin kurbanı olmuşsunuz. Ama biz yine de iyi niyetimizin bir göstergesi olarak kardeşimizin sünnet düğünü biz Luna Park'ta yapabiliriz. Şişt, Suat, sen de işine dönebilirsin ha. Zamla tabii ki değil mi? Küçük bir zamla. Tamam o zaman. İyi de ben Berk'in konuşması için psikolog desteği alıyorum. Seansların ödemesini kim yapacak? Neco tabii ki. Şirket falan mı şey yapar? Neco ödeyecek. Kendisi benim bomum olur. Bir bomun görevi de böyle bir durumu tazmin etmektir. Değil mi Neco? Ben mi yaşamak istedim dönme dolabın tepesinde çisille romantik anlar? Sen yaşamak istedin. Parayı da sen ödeyeceksin oğlum. Yapacak bir şey yok. Hatta sen artık kirvesin. Hastanıma düğün yapacaksın. Yok artık. Var artık, var. Yapacak bir şey yok.
şampiyon. Artık düğün hazırlıkları başladı. Kaçış yok. Gerçekten büyüyünce satırla mı keserler? Şimdi yerin baltayla keserler, baltayla. Baltayla keserler. Hadi bakalım kirve. Ya ben kirve falan olamam çünkü kirve dediğin şey biraz böyle bıyıklı ve paralı bir şeydir. Muazzez teyzenin verdiği paralar var ya Neco. Otele gidip öyle kızlara masaj yaptırıp kendini yoğurtacağına işte o parayla düğünü yap, tamam mı canım? Hayır, ben bir kere o parayı ev tutmak için ayırmıştım. Ayrıca da ben sana çıkma teklif edecektim ki dönme dolapta. O kadar yani. Pamuk şekerci mahvet tercih. Evet, benim sürprizim hazır. Ni görünce boynuma atlayacak tabii. Bunu Demir'in de görmesi lazım. O nasıl olacak peki? Sen bir şekilde Demir'i kapıp Boğaz'da hep gittiğiniz kafeye götüreceksin. Biz zaten orada olacağız. Sana gelin mesajını attığımda bir dakika içinde mekanda olmanız gerekiyor. Güzel plan. Öylece Demir o saçma kızdan iyice sıtkını sıyırır. Merak etme, o iş bende. Hadi git göreyim seni. Of! Ya ben ilk defa o kadar parayı zaten bir arada görmüştüm ya. Ev tutacaktım ben onunla. İlk defa param oldu ya. Kalanı ne tutarsın be oğlum? Kalanı ilence Manisa'nın Akhisar ilçesinde ev tutarım. Ya da buradan kümes tutarım. Tamam, hallederiz, o sıkıntı değil. Harbiden lan. Değil tabii oğlum. Harbiden kandırmıyorsun değil mi beni? Yok be oğlum, bir kümesin lafı mı olur? Bizim bahçede yatarsın işte. Allah'ım, sen bu esprilerle gerçekten kadın tavlıyorsun falan değil mi bir de ya? Şişt, bana bakın. Ben çıkıyorum, bir saate gelirim, tamam mı? Ortağım bana bak, bir saate dönmezsen ortak falan dinlemem, keserim maaşından ona göre. Tabii güzel olur. Zaten ben iyice sıfırı tükettim. Şu eski telefonuma bile alıştım ya. Ya sen zaten batmış birisin ya. Battı balık yan gidiyorsun. Şu düğünü ödesen ne olur ya? Ha, borç var bana. İyice batsan ne olur ki? Ya bu ciddi bir şaka mı yapıyor? Ben anlamıyorum bazen. Neyse ben çıkıyorum, hadi. Demir'cim, seni kaçırmaya geldim. İyi hadi kaçır bakalım. Zaten Nide'ye hediye bakacaktım. Sen de yardımcı olursun kadın gözüyle. Olamam. Çünkü normal bir kadın değil hediye alacağın kişi. Olursun, olursun ya. Olmam. Hayırlı işler Demir. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Gerçi bu buluşmamızı akşam yemeği olarak hayal etmiştim ama... Kusura bakma vallahi Berkant'cığım. Bu akşam annemlere sözüm var. Seni tanıdığım için o kadar mutluyum ki. Sen gerçekten farklı bir insansın. Ve benim için de çok değerlisin. Teşekkür ederim. Aa, bu da ne? Ne oldu? Aa! Ya inanmıyorum. Bu ne güzel bir sürpriz böyle. Sen benim doğum günüm olduğunu nereden biliyorsun? Çünkü seni çok iyi biliyorum. Ve daha iyi tanımak için elimden gelen her şeyi yapacağım ben. Hadi şunlar söylemeden bir dilek dile. Ve bunları üfle lütfen. İyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Doğum günümü ilk hatırlayan sen oldun. Çok güzel görünüyor. Gidi gidi gidi. Acaba beğenecek miydi? Sen de bir şey söylemiyorsun, hiç fikrini falan söylemiyorsun. Ay dedim ya yani, onun zevkiyle benim zevkimin örtüşmesi mümkün değil. Hem tek taş yüzük alacak halin yoktu ya. Gerçi aldığım telefon da yüzük kadar pahalı ama neyse. Ya tamam canım, ne kadar olduğu önemli değil. Kız beğensin yeter. Pardon. Ha, beğenmezse beğenmesin, onun zevksizliği. Demir, ben çok yoruldum. Şurada bir kahve içelim mi? Olur, içelim hadi. Hadi gidelim.
Hey Berkant. Sana uzun zamandır ne hediye alacağım diye düşünüyordum ama bir türlü karar veremedim. Aa yok yok, ben hediye falan istemem vallahi ya. Ben pasta mı üflemiştim işte? Daha olsun. Olur mu canım öyle şey? Bak ne, şu anda evsizsiniz. Böyle sağda solda insanlara muhtaç olmanıza gönlüm razı olmadı. Berkant, şimdi size ev aldım falan demeyeceksin inşallah. Yok canım, hayır. Eviniz tamir olana kadar sizi tatile götüreceğim. Nasıl ya? En büyük Avrupa limanları. Tam 10 ülke gezeceğiz. Bu sırada iç mimar arkadaşım evinizi tamir edip temizletecek. E senin de tatile ihtiyacın var değil mi? Ne diyorsun? Ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Normalde direkt hayır derim ama böyle bir gemi turu annemle babamın en büyük hayaliydi. Ya gerçekten şok içindeyim şu anda. Senin var ya. Demir. Demir. Hadi abi hadi. Yeah.